Sosyal güvenlik sistemimizin en temel eksikliği, norm ve standart birliğinin oluşturulamaması olduğunu belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 4.447 ve 5.510 sayılı kanunların, emeklilik hukukunda bütünlüğü ve eşitliği sağlamaktan uzak kalmıştır, dedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı yazılı açıklama şu şekilde. Güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında yapılan değişiklikler, emekli aylıklarını küçülttüğünden 2000 sonrası emeklilerimizin intibak talepleri yüksekten konuşulmaya başlamıştır. İntibak, farklı tarihler ve farklı aylık hesaplama sistemlerine göre hesaplanan emekli aylıklarında oluşan eşitsizliklerin giderilmesidir. Gerek işçi statüsünde çalışanlar, 4A ve gerekse de esnaf statüsünde 4B sigortalı olanlara farklı kanunlar uygulandığından sosyal güvenlik sisteminin eşitlik ilkesi korunmamış ve farklı emekli aylıkları bağlanmıştır. Her bir iktidar döneminde sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler emekli aylıkları arasında farklılıkları artırdığından intibak ne zaman yapılacak soruları ile karşılaşıyoruz. Türkiye Emekliler Derneği emeklilerin hak ve hukukunu savunmakta ve 52 yıldır bu şekilde mücadele vermektedir. Hükümetin, intibaka duyarsız kalmaması gerekir. Çalışanların ve memur emeklilerin haklarında iyileştirmeler yapılırken, 2000 sonrasında işçi ve bakur emeklilerin aylıklarında oluşan eşitsizliklerin düzeltilmemesi, bir burukluğa dönüşmüştür. 2000 öncesi emeklilerin intibakı yapılarak, haksızlıklara son verilmiş ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. Benzer düzenleme, 2000 sonrası emekliler için de yapılmalıdır. İntibak, genel bir zam olarak görülmemelidir. İntibak, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olanların aylıklarının eşitlenmesidir. 6283 sayılı kanunla, 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin intibakları yapılmış, 2000 sonrası emekliler için de benzer düzenleme yapılarak, aylıklarda oluşan dönemsel eşitsizliklere son verilmelidir. Gösterge sistemine dönülmeli. Geçmişte SGK yetkilileri ve uzmanlarıyla ortak çalışmalar yapan derneğimiz, nimet külfet dengesinin oluşturulması için gösterge sisteminin önemine dikkat çekmiştir. 2000 sonrası dönemde gösterge sisteminin kaldırılması ve karma sistem üzerinden hesaplanmanın yapılması, emekli aylıklarında kayıpları ve eşitsizlikleri artırmıştır. 1 Mayıs 2008 öncesinde memur olanlardan, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın derece ve kademesi aynı olan emekliler eşit aylık almaktadır emekli sandığında intibak bir sisteme dönüşmüştür. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'da ise, emekli olunan tarih ve çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre karma sistem üzerinden emekli aylıkların hesaplanması, farklılıkları artırmıştır. Emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı ve intibak farkları emekli aylıklarına ilave edilmelidir. 2000 sonrası emeklilerin intibakının adil bir şekilde yapılması için prim kazançları esas alınarak gösterge sistemine dönülmelidir. Gösterge değeri ve prim ödeme gün sayısına göre emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı ve intibak farkları emekli aylıklarına ilave edilmelidir. Hükümet, intibakı da gündemini almalıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenlik, emeklilerin haklarını teslim etmeli, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazancı, gösterge değeri ve prim ödeme gün sayısı aynı olanların emekli aylıkları eşitlenmelidir. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktadır. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmış olup 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar şeklindedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu farklılıkların giderilmesi amacıyla çalışma yaptığı bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşları düzenlenerek farklılıklar giderilecek. Bu düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. Türkiye Emekliler Derneği TÜET Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜET'tir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz, ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin büyük kısmının aylıklara yapılan artışların küçümsenmeyecek nitelikte olduğunu düşündüğünü, ancak harcama kalemlerindeki yüksek oranlı artışların alım gücünü sınırlandırdığını belirtti. Emeklilerin fiyat artışlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti. Emeklilerimiz, aslında bu yüksek oranlı zamlar olmasa, aylıklarımızın düzeyi bizleri memnun ederdi. Keşke bir önceki yılın aylığını alıyor olsaydık ama temel tüketim malzemelerinin fiyatları bu kadar artmamış olsaydı. Geçtiğimiz yıl alım gücümüz daha yüksekti diyor. Diğer taraftan, kamu çalışanları için yapılan ve emeklilerine de yansıyan ek gösterge düzenlemeleri, bizleri memur emeklilerimizin durumları hakkında mutlu etmiştir. Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle ilgili bir müjde beklediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı. 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla taban aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bakanımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta kollarının herhangi birinden emekli olan vatandaşların maaşlarına 550 Türk Lirası ila 1200 Türk Lirası arasında olan artışların yapılmasına onay verildi. İntibak ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı ise birçok vatandaşımız tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamalar esnasında intibak zammına onay veren bakanlık 1200 TL'ye varan artışlar için teklif verdiklerini ifade etti. Bayram ikramiyelerinin ardından resmi intibak ve bayram ikramiyesi gibi hesaplarda yerini alacak. Yakın zamanda her şey sonuca bağlanacak. İntibak zammının yasa haline geldiği vatandaşlara duyuruldu. 2022 senesinde intibak zammı devreye girerek en düşük emekli maaşı 1500 Türk Lirası olduktan sonra bütün vatandaşlar ödemelerin ne zaman devreye gireceğini merak etmeye başladı. Son zamanlar içerisinde birçok emekli intibak yasasına ilişkin yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyordu. Gelen yasa ile birlikte herkese zam uygulanacak ve vatandaşlara bir nebze destek sağlayacak. İkinci sevindiren haber ise Ziraat Bankası ile gerçekleştirilecek olan anlaşma oldu. 500 Türk lirası ile 750 Türk lirası arasında promosyon ödemesi sağlanacak. Promosyon ödemeleri maaş tutarlarına göre farklılık gösteriyor. İntibak zammının Nisan ayında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. 2000 senesinden önce emekli olan vatandaşlar intibak yasasından sonra 2000 senesinden sonra emeklilik için hak kazanan vatandaşlara da sunuluyor. Maaşların tutarlarına göre 50 Türk lirası ile 1200 TL'ye varan bir zam oranı meydana geliyor. Kurumsal olarak maaşlarda meydana gelen farkın kapanması adına yasa birçok emekli vatandaşın haklarını geri elde etme yollarını sunuyor. Anlık olarak onay durumunda ve yargıda bulunan yasanın kısa süre içerisinde geçmesi isteniyor. İntibak zammı ile aynı görevden emekli olan kişiler arasında kurum nedeniyle oluşan maaş farklılığının önüne geçilmiş olacak. 2000 senesinden önce sigorta sigorta primi bulunan fakat 2000 senesinden sonra emekliliği gerçekleşen vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaş ödemelerini alıyorlar. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. 2008 yılı öncesi emekli olan vatandaşlar ve 2008 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar. Bütün bu farklılıkların ortadan kaldırması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması bulunduğu söylendi. Bu çalışma ile emeklilerin maaşlarında düzenlemeler yapılacak ve farklılıklar kapatılacak. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek olan düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekliliği gerçekleşen vatandaşlar tek bir çatı altında toplanabilecek. 2000 senesi ve sonrasında emekliliği gerçekleşen vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi talep ediliyor. Memur emeklisi olan vatandaşlara yönelik intibak isteği toplu sözleşme görüşmeleri esnasında memur sen tarafından gündeme getirildi. KPDK Kamu Personeli Danışma Kurulu, toplantılarında görüşülmesi ve bir karara bağlanması beklenen talep hayata geçtiği takdirde, aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödeme ile birlikte ortadan kalkacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ek ödeme yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu vatandaşların talebi hayata geçtiği takdirde, milyonlarca emekli vatandaşımızın maaşlarında değişiklikler olacak. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 1200 lira arasında bir zam yolu oluşacak. 2000 tarihi ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşları yeniden hesaplanılacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık olarak 5 milyon emekli kişinin faydalanabileceğini dile getiriyor.